Şemseddin Sivasi bu şehrin manevi banisidir. Yani manasını yeniden inşa eden bir zattır. Cenab-ı Hak ondan razı olsun. Şehrin İslamlaşmasında ve Müslümanlaşmasında ve Hanefi mezhebinin üyesi olma, onu tercih etmesinde en büyük etkenlerden biri Şems-i Sivasi Hazretleri'dir. Tabi insanlar normal türbe diye ziyaret ederler. Şems-i Sivasi Hazretleri Türkiye'de bilinen 3 tane hatta 4 tane Şems'ten biridir. Yani bunlardan birini bilirsiniz. Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin'dir. Bir tanesi Mevlana'nın hocası Şems'tir, Tebrizi'dir. Bir tanesi de Sivas'ın Kara Şems'idir. Lakabı Esmer olduğu için Kara Şems'tir. Adı Ahmet'tir. Ve 1500'lü yılların ortalarında Sivas'a gelir, gönderilir hocası tarafından. Ve buranın ihyası, inşası, şey manada, manevi manada hidayete ermesi için Sivas'a gönderilen bir zattır. Ve Sivas'ta gerek alimliği, gerek tasavvuf, halvetiye kolunun Şemsiye veya Sivasiye diye Sivasi kolu da denilebiliyor. Bundan dolayı Sivas'ta insanları ilimle, irfanla, muhabbetle, aşkla yoğuran bir adam. Ve biz şu anda onların döküntüleriyiz. Onların ancak hikayelerini anlatabiliyoruz. Dedelerimiz o günün o hazzını yaşamışlar. Hem işindeler hem gücündeler hem de boş zamanlarını tesbihatla, zikirle, ilimle geçirmişler. Gazelleri naatı olan bir zattır ve divanı olan bir zattır. Bundan dolayı da bu 80 yaşına bali olmasına rağmen şeye kadar Macaristan'daki Eğri Kalesi'nin fethine katılmış bir zattır. Orada da Aziz Mahmut Hüdayi ile İstanbul'da misafir olur, 3 gün orada kalır. Ve Aziz Mahmut Hüdayi Efendim yaşınız bu 80'e gelmiş, artık size cihat farz değil gibisinden düşününce evlat bu can bedende olduğu sürece herkesin her dönem içerisinde yapması gereken cihatlar vardır der. Ve yapmadığımız, katılmadığımız bir cihadımız olmasın. Böylece fiili olarak da Eğri Kalesi'nin fethine kadar gitmiştir. Sivas'ımızda Eğri soyadları aslında oradan gelir. Onu belki bilmiyorlar. Böylece Şems Sivas'ın hayat bulmasında ve manevi inşasında bir rol oynamış büyük bir zattır. Bundan dolayı insanlarımızı ziyaret ederken hatta denir ki manevi tasarrufu hala Şems Sivasi Hazretlerindedir. Allah makamını cennet etsin. Onun bıraktığı yolda da giden evlatlar ve nesiller olmayı bizlere nasip etsin. Yani tabi bu şehre gelirken insanlar, dışarıdan gelenler buna inanç turizmi deniyor şimdi. Yani bu şehrin manevi bir yapısı var. İşte Anadolu şehirlerinin manevi yapısı var. İşte Abdülvahap Gazi gibi bir sancaktar nebinin, peygamber sancaktarının olduğu şehirdir. Şems-i Sivasi gibi bir mana erinin olduğu bir şehirdir. Ondan sonra yine şehrimizde metfun bulunan son dönemin İhramzade İsmail Hakkı gibi bir mana erinin bulunduğu şehirdir. İnsanlar bu tür şehirler tercih ederken gerek inanç turizmi açısından tercih etmeleri gerekse içinde bulunan tarihi yapılar Selçuklu'ya, Osmanlı'ya, ondan sonra İlhanlı'ya ait yapıları da görmek üzere de gelirler. Bundan dolayı şehrimiz Ramazan ayı içerisinde zaten manevi bereket ayıdır. Hatta daha önceki yaptığımız programda Sivas'ta söylenen ilahi Türkiye genelinde sadece Sivas'ta halkın katılımıyla Ya Hennan ilahisi de Şems Hazretlerinden geldiği rivayet edilir.